Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme arinal haqqa haqqan varzuqna tiba'ah. Ve arinal batile batilan varzuqna jidinaba. Ve ce'alna mimman yestemiyuna al-kavlu fayettabiyun ahsana. Ve adıkhilna bir rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları hakkındaki dersimizi bugün nöbettekisi. Bugün Abu Ubayda Umar ibn al-Jarroh raziyallahu anhu hakkında bo'ladi. Ümmetin en inançlı kişisi. Aminu hadihil ümmet. Bu sahabanın ismi Umar ibn Abdullah ibn Jarroh al-Qurashi al-Fihri. Lakabı künyesi. Künyesi Abu Ubayda. Babasıga nisbatan künyesi bilan mashhur bo'lgan. Onası Umayya binti Ghanam. Hicretten 40 yıl avval dünyaya kegen. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy kegeni de o kişinin yaşı 27 deydi. O kişi avval Habaistan'a keyin Medine'ye köçgenlerden. İslam'a birinçilerden bulup kirgen ve avvalki Müslümanlığı yetken hemen meşakkatlerine başına yüzgen kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in barca meşakkatlerine güvah bugün. İslam tarihindeki şicatli, ötü cesur cengçi, büyük serkerde adil, hayali insan sıfatı da tanılgan. Bu sahabe hakkında Peygamberimiz hakkında inne likulli ummetin aminun ve aminu hadihil ummeti Abu Ubaydatu ibn al-Jarroh. Her bir ümmetinin inançlı kişisi buladı. Bu ümmetinin inançlı kişisi Abu Ubaydatu ibn al-Jarroh dediler. Mana şu tarif, mana şu maktav bu kişi için kifaya kıladı. Ümmetinin inançlı kişisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları juda ko'p mashaqqatlarini boshlaridan kechirishgan. Taom liboslari dag'aladi. Turmushi, sharoiti qiyin edi. Ochlik, qo'rquv, dushman xavfi doim ustida turgan. Ammo shunday bo'lsa ham ular dunyodagi eng baxtli odam deb his qilgan o'zlarini. Nimasi bilan? Hozirgi kunda bir odamni to'rt tomoni qibla bo'lsa, to'kin sochin hamma yo'g'i bir mo'li ko'l bo'lsa shu odamni baxtli deb his qiladi deb o'ylaymiz. Bu sahabalar özünü nasıl bilen saadetli hızkı gen? Allah'ın aziz bandası ekenli gibi hız kılıç bilen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yardımcı ekenini fikir kılıçlı gibi bilen. Özlerini saadetli hızkı gen. Allah'a kul ekenli gene oylattırıp özünü baktığı hızkı gen. Yani şimdi bizim zamanımızda hemme tamamı bir mükemmel bugün dünyavi, maddi tamamı mükemmel bugün bu adamı tasavvur kılın. Maşinesi en yaşlı maşine, üye en çıralı üye. İstiş, soğutuş, avtomatikski, hamma afzal narsalar bor. Bunaqa odamlarda hayoti, siz bilan bizning zamonimizda yashagan odamlarda hayoti fidoilikdan xoli, qahramonlikdan xoli, tazhiyadan xoli, Alloh uchun yaxshi ko'rishdan xoli, da'vatni ko'tarishdan xoli, solih amallardan xoli. Bunaqa odam nima yashayotganini ham bilmaydi o'zi. Bu sahobalarning hayotini qaranglar-da. Özü üçün yaşamayken, din üçün yaşayken Allah buladı aziz kıldı. Din buladı aziz kıldı. Bana şöyle bir hıslardan, şuurlardan, mukaddes mahsuliyetten halı bulgen insanın ömrü. Buna kadar adamlar arasında özünü kereyme sıkıladı, pas nah sıkıladı. Gerçi maddi hayatını mı bulsayan? Zor bulsayan. Ura Ütmün'ün Zübeyir'den rivayet kılınadı. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'u halife olduğu yanında Şam'a geldi. Juda ko'p odam halifani kutib oldi. Shunda halifa so'radi: "Meni og'aynim qani? Kim u?" deb so'rashdi. Abu Ubayda deb javob berdi. "Hozir keladi" deydi. Shu paytda Abu Ubayda roziyallohu anhu mana shu Shom ustida amir bo'lib turgan kishi kanob yuganlik tuyani minib keldi. Tuyasini yugani kanobdan bo'lgan. Halifa bilan quchoqlashib ko'rishdi. Kim? Halifa uning uyiga kirdi. Halifa Abu Ubaydaning uyiga kirdi. Uyda su quyilgan qozon turibdi. Eskib ketgan bitta postey turibdi. Bir burda non, devorga ilib qo'yilgan qilich. Boshqa hech narsa yo'q. O'zi Umar ibn Xattob zohid odam bo'lgan dunyoda. O'zi zohid bo'lib turib, bundan hayratlanib so'radiki, boshqa sheriklaringizga o'xshab, u bunasa qilmadingizmi yuzga? Abu Bayda aytdi, Amirul Mu'minin, yotib turgani shu narsa ham yetadi. Özü şu yan köyüp dünya üçün dedi. Ömer'in hatta baytta
sizdan boshqa hammamizni dunyo o'zgartirib yubordi Abu Bayda. Mana shuning uchun ham Hazrat Umar roziyallohu anhu Abu Bayda roziyallohu anhuni juda yaxshi ko'rar edi, hurmat qilar edi. Hamma rahbarlar ham, ishboshlari ham mana shu Abu Baydadek bo'lishigini orzu qilar edi. Qarang. Qo'lingizda dunyoda hamma hashamatda, hamma zeb-ziynati bo'lsin. Qasrlar, sayyoralar, nafsiga yoqadigan hamma narsa. Bu narsa sizni baxtli qilmaydi. Bu narsa sizni baxtli qilmaydi. Agar Allohni tanimaydigan bo'lsangiz. Mana ko'p aytamiz. Ana shu Yevropani olsangiz, xususan shu Skandinaviya ülkelerini oladigan bo'lsangiz, Yevropa o'zi boy mamlakatlar majmuasi. Endi ular ichida Skandinaviya, shu Finlandiya, Shvetsiya, Norvegiyasi xossatan ulardan ham boy. Shu yurtda yashayotganlarni o'zini o'zi qatl qilishiga birinchi o'rinda turar ekan suitsid bo'yicha. Nimaga desa zerikkan, hamma yo'q yetarlik. Oiligi zo'r, xaladendagi to'ldir, ko'chalari tekis, supermarketlarda oz ochilar kirsangiz, lekin baxtli emas shular. Nima uchun? Biz intilayotgan narsalarda shular, ular yetgan shu narsaga. Ammo Alloh taolodan uzilib qolgan, oxirat g'amidan uzilib qolgan. İmansız, dinsiz. Şunun için özünüzü asıl öldürüyordu. Toygen hayattan, zerikken. Abu Bakr raziyallahu anh'ın hayatını karayın. İslam'a birinçilerden bulup geldi. Hemen maşakkatları köterdi. Yurtudan çıkıp geçtikçe mecbur buldu. Aval Habaistan'a ki Medine'ye. Resulullah'ını hemen gazatlarda uzatmadan birge buldu. Uhud günü de Resulullah'ın ki sançılı koyan temir parçalarını şişimle zorup çıkardı. Dişleri sınıp gitti. Mana shunday mehnat mashaqqatni ko'rgan odam yana Shomga vabo kasali kelganida ana shu vabo tufayli o'lib ketdi. Ummatning eng ishonchli kishisi. Qaray birodlar, qanaqa odamlar bular? Boyagi savolda qani endi ular hozir? Qani? Shuning uchun Alloh taolo bir bandasiga rahmat nazar bilan qaraydigan bo'lsa, bu insonning qalbiga siz bilan biz ta'riflamaydigan bir baxtni, saodatni joylab qo'yadi. Sahobalardan bizga o'xshagan odam bo'lganmikin? Agar ular bashar bo'lsa, demak biz bashar emas ekanmiz hozirgi yashayotganlar. Agar biz bashar bo'lsak, ular bashardan ko'ra balatroq martabadagi insonlar bo'lgan ekan. Oxirat hovlisini podshohlari, ularda qalbidagi muhabbat qanaqa muhabbat edi? Ularning qalbini egallagan shavq qanaqa shavq edi? Ular buyuk inson edilar, birodarlar. Ular qaysi jamiyani bitirgan ekan? Qo'lida nechta diploma bor ekan? Nechta kitob o'qishgan ekan? Ammo inson Alloh taologa qalbi bilan haqiqiy ma'noda bog'lanadigan bo'lsa, Alloh taolo bu insonni saodatli inson qiladi. Garchi dunyoviy hayoti zo'r bo'lmasa ham. Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh roziyallohu anhu, u kishi asharay mubasharaning biri. Tiriligida jannati ekanligini o'zini Rasulullohning tilidan eshitgan kishilar. Rasululloh aytadilar: Abu Bakr fil janna. Va Umar fil janna va Ali fil janna va Usman fil janna va Talha fil janna va Zubayr fil janna va Abdurrahman ibn Auf fil janna va Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna va Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl fil janna va Abu Ubayda ibn Jarroh fil janna. Tarjimani keragi yo'q. 10 ta bular. Ne saodat mana shu 10 talikka kirib qolishlik. Abdulloh ibn Umar shunday dedi. Quraysh qabilasida 3 ta odam bor. Ular insonlarning eng ochiq chehralisi, go'zal axloqlisi va hayolisidirlar. Agar sizga gapirsa, bir og'iz ham yolg'on gapirishmaydi. Agar siz ularga gapirsangiz, sizni yolg'onchiga chiqarmaydi. Bular Abu Bakr Siddiq, Usmon ibn Affon, Abu Ubayda roziyallohu anhu majmai. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: Man amala nasa falam yatlimhum wa haddathahum falam yakdibhum wa wa'adahum falam yakhlifhum wa huwa mimman kamalat muru'atuhu wa zaharat adalatuhu wa wajabat uhuwatuhu wa hurimat ghaibatuhu yoki ghaibatuhu. Kim odamlar bilan muomalada bo'lsa, ularga zulm qilmasa, ularni aldamasa, va'da berib xilof qilmasa, bas bu kishi muru'ati komil, adolati zohir kishilardandir. Unday inson bilan birodar bo'lishlik vojib, unday insonni g'ibat qilishlik harom bo'ladi dedilar. Abu Bayda roziyallohu anhu. Bu kishini islomiga Abu Bakr Siddiq sabab bo'lgan edi. Abu Bakr iymon keltirganini 2-chi kuni bo'lib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Abdurrahmon ibn Aufni, Usmon ibn Maz'unni va Arqam ibn Abi Arqamni
hamda Abu Bayda Amr ibn al-Jarrohni yetalab Rasulullohning oldiga olib bordi. Ular Rasulullohning oldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'lishdi. Abu Bakrni iymon keltirganiga bir kun o'tib ikkala hijratda ham ishtirok etgan. Rasulullohning hamma g'azovatlarida birga ishtirok etgan. Qarang. Agar Abu Bakrning iymoni bitta pallaga qo'yilsa, qolgan ummatning iymoni ikkinchi pallaga qo'yilsa, la rajahat iymanu Abi Bakrin. Abu Bakrning iymoni og'ir keladi. Nima uchun desa, mana shu bir ulug' insonlar islomiga sabab bo'lgan edi. Bizni ham kimdir masjidga talab keldi. Biz ham harom xarishda tashashimizga kimdir sabab bo'ldi. Namozga kirib qolishimizga kimdir aytgan so'zi qilgan ishi sabab bo'ldi. Endi birodarlar, biz ham boshqalarni islomiga sabab bo'ladigan vaqtimiz kelmadimi? Yo to'g'ri bizni yetalab yurishadimi? Yo faqat yetalatma bo'lishimiz kerakmi? Siz ham birorta odam islomiga, iymoniga sabab bo'lganmisiz? Haromdan chiqishiga, ibodatga kirib qolishiga. Payg'ambarimiz aytganlar-ku, ya Ali, liyan yahdi Allohu bika rajulan wahidan khayrun laka min khumurun na'am. Ey Ali, siz tufayli Alloh bitta odamni hidoyat qilib qo'yishligi qizil tuyalardan ko'ra sizga yaxshiroq yoki quyoshni nuri tushgan narsalarda hammasidan ko'ra sizga yaxshiroq deganda. So'raylik o'zimizdan. Biron tulpatimizni jaholatdan nurga olib chiqqanmizmi? Ana shu gunoh ma'siyat botqog'idan iymon bog'iga yetalaganmizmi? Birontasini. Agar ha bo'lsa, demak bekarga yashamayapmiz dunyoda. İmam Buhari'den keltiriladi, Huzayfa raziyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Bir günü Naciranlı kişiler, Naciranlı Araplar, Nasrani Araplar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı gelip deyişti. Ey Abul Qasım, ortamızdaki malum mülkünü taksimlamazdan birbirimiz buna kırpışa bulup getiyapız. Sizler Müslümanlar, doğru sözsüler, amanatdarsılar. Şunun için bir işangen adam enginizini bizge koşu verseniz, o mallarımızını adalet bulan taksimlap verse. Gayri dinler, nasraniler kelip musulmanlardan bir adaletli kişini soruyor. Yani işen adı musulmanga, yolgun yapırmasliyiga. İşen adı musulmanga, adaletliyiga. İffatliyiga, rozgöyliyiga, hatta onu düşmanıya işen yaptı. Peygamberimiz etkenler, al-muslimu, man salimal muslimune min lisanihi ve yadihi. Kim hakiki musulman? O şuna bir kişi ki, musulmanlar onu koludan hem, tılıdan hem azar görmüyordu. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِ وَالْمُوَالِهِمْ Mumun kim? Mumun şimdi adam ki adamlar ondan özlerini, mallarından hem, kanlarından hem hatırcağını buluşar. İtibar verin de. Adamlar ki sen azar vermiyorsanmez. Adamlar senin yamalı kılışı mümkünlüğünü hayali yan keltirmeydi. Mana şu adam mumun. Mana şu adam Müslüman. Bana yanda ahli kitablar özlerini, maliyevi muammasını hal kılışı için qozi so'rab payg'ambarimizni oldiga kelishdi. Rasululloh aytdilar, halva kelinglar, men sizlar bilan qo'shib ishonchli, kuchli odamni yuboraman. Umar ibn Xattob aytadi, peshin namoziga har safarigidan ko'ra ertaroq bordim. Ya'ni Rasululloh yo'q, meni tanlab qolsa, topa olmay qolmasin dedim-da, peshin namoziga ertaroq bordim. Ana shu ishonchli, kuchli kishi men bo'lishni orzu qildim. Amirlikni yaxshi ko'rganligimdan emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam peshin namozi o'qib bo'lib, odamlarga qarab, o'ngga chapga qarab o'g'irlab boshladilar. Men oyog'im uchiga ko'tarilib balatroq bo'lib turdim. Rasululloh ya'ni istayotgan bo'lsa ko'rmay qolmasin. Yana qaytarib aytamiz, boshliqlikni, amirlikni yaxshi ko'rganimdan emas, ummatni ishonchli kishisi. Rasululloh u yoqqa bu yoqqa qaravordilar, to Abu Baydani topmagunlaricha. Abu Baydani toptirib, "Uhrujmahum faqli baynahum bil haqqi fi maxtalafu fi" Ular bilan birga chiqing. Ixtilof qilishayotgan narsalarida haq bilan hukm qiling dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda bir marta xato aytadi, "Vallohi bu martabani Abu Bayda olib ketdi." Shuncha sahobaning ichidan ishonchli deb turib Rasululloh nima qilyaptilar? Abu Baydani tanlayaptilar. "Ashobikan nujum bi ayhi iqtadaytum ihtadaytum." Meni sahobalarim xuddi osmondagi yulduzga o'xshashadi. Qaysi birisini ushasanglar to'g'ri yo'lni topa olasizlar. Qaysi birini etagini ushasanglar to'g'risini topa olasizlar. Jabr ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bayda ibn Jarrohni boshliq qilib bizlarni Quraysh karvonini poylashlik uchun chiqardilar. Kichkinagina qo'shin Abu Bayda boshliq. Endi ularni ozuqasiga Rasululloh bir xolta xurmo berdilar. Bir xolta. Ya Rasululloh nima bo'ladi bu?
bir oturup yap koyamız mı bunu? Değişme gene ken. Biz o zaman damal gene bir 50-60 kilometre yaşıksa bulasılar mı? Kança zapas olamız. Vay! Adam bulasını yiyin yakır yaratken ken de Allah Ta'ala açayım. Toy bozuyan yiyemiz. Kursançılığı bozuyan yiyemiz. Taziye bozuyan yiyemiz. Yiyoramız da bula cenge cihatke keçi yaptı. Resulullah bir iki kilo hurma aldı. Şimdi halteki salıbı yere yaptılar. Başka hiç nerse yok. Kana kılıptır çile kıdıyla adam sonrası. Abu Ubayda künde bitirden hurma aldı bir aradı bizge. Ağzımızge salıp şu mu yürerdik. Üstünden su bir koyup yürü uğrardık. Hazır çi? Köşe, kan köşe. Pamılçağın suyu kop kaptı. O katı yoksuz kop kaptı. Göçsüz kop kaptı. Bana biz kimden ibret alışımız gerek? Bana kimlerden biz özümüzge şablon alışımız gerek? Ular bana şimdi bir mehnet, meşakkat, açlık, kinçiliği de bozuyam, özlerine bakli insan da hesaplayan. Sebabını neydi? Allah'ın razılığını birinci oranına koyan kişilerdi bunlar. Allah'ın razılığını birinci oranına koyan kişilerdi. Hazırda yani adamlar şunca nimette, molkül, çünlüğü beşide durup, köpleri şakavatta. Sebabını mı? Sebabı Allah'a tanıma geldi. Sebabı imandı birinci oranına koyma geldi. Amin. İşançlı. Bu sözün manasını mı? Kala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem inne li kulli ummetin eminen ve inne eminene ayyetuhal ummetu Abu Ubaydatun Mülcerrah. İmam Müslim'in sahihlerden geldiler. Resulullah dediler her bir ümmetin en işançlı kişisi buladı. Elbette ey ümmet bizim işançlı kişimiz Abu Ubayda ibn-i Cerrah dediler. Amin. İşançlı. Adamların mallarının üstü işançlı. Adamların menfaatının üstü işançlı. Dinlerinin üstü de işançlı. Bir işçi var kolejde. Profesyonel. Özün işinin hakiki ustası. Tecrübeli, gayretli, hareketçi mütehassıs. Ama beynamaz. Ne deyorsunuz? Okuyup bilgen kısım. Muhumu işçi zor kıl yaptı. Siz bunu, bana şu işçini. Siz onu hünereden, tecrübesinden, hareketten faydalanı yapsın. Dinine bir paralık yapsın mı? Onu dinin üstündesiz, işançlı hocayım bulmadınız. Tohtat işini, namazını okuval. Ustalar şakitlerdi, işletesilere. Tüyatı koy, keyin kılışasın namazını. Ha? Şuna burada, iş tüyat, keyin kılasın. Yok. Bana şu usta, şakitlerini dinin üstünde işançlı yemeseken, emin yemeseken. Tohtat işte, oval namazını okuvalıyorlar, keyin devam etkizesiler. Buladım şuna desa. Bu iş olanı hocaya ne dedi ki? Mâle dedi. Özünü halıya koyuyorlar. Okuydum, okumuydum. Özünü işe diyor. Bu hocaya onu tecrübesinden, ilmeden paylarını yaptı diyor. Lekin dinine bir parabol yaptı. Müslüman kişi ona kabul müydü? Atrafı değerlerinde dinin üstü işançlıyı buladı. Peşin oku değil mi? Bondatke tur dese turmasa kattıra turtuydu. Tur oku al deydi. Ölüp gittiydi. O oturdum turmadayım deydi. Ona kabul müydü? Sizi yanınızdaki adam sizi Allah'a yakın buluşunuzda sebep olmasa şu adamla o zarar bulurayım. Çünkü burada aile azalarınızın üstünde hem dini de işançlı bulayım. Üyüz toza, sarıncağım sarışta, avukat şirin, kolu şirin, zor avukat kıladı değilsiniz zor, ben namazı yine. İnabat görmüyorsunuz, köz yumruk orasınız. Demek ayalinizde dinin üstünde işançlı bulmadınız. Kilin sonra da, kaysınız yakışı dedi. Eğer şimdi malınızı yakış edemezsiniz, demek savda o yüzden amanat dönmezsiniz. Sizden maslahat soradı. Kaysı kıyken işim doğru. Allah yokuş görürken işte etmediniz mi? Demek siz dinde işançlıyı bulmadınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarına belgen adabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etkenlerden keyin Müslümanlar özlerine halife sayılışları gerek. Ansarlar özlere toplanışıp halife sayılış bahşi buluştu. Bundan haber topgan muhacirler onların aldığı zülbilme yetib vardı. Onlar Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu, Ebu Ubayda ve Ömer ibn Hattab üçelesiydi. Ansarlar özlerinden halife sani mahşubu gene de Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu durup ansarlarının fazileti, onların İslam'da kürsatken hizmeti, fidalilerini hemasını yapıp durup holasası halife muhacirlerden boladı. Ansarlar sizler yardımcı bolasılar degen manada etti. Onlar razı buluştu. Şimdi Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh aydı. Bana bu iki kişiden bittesini halife kılıp sayılaştığına gelmeye razım ben dedi. Yani halife buluştukça layık de bilini yaptı Ebu Bekir raziyallahu anh.
Ömer ibn Hattob keyinchalik qo'l uzatib sizga bir bayat beraman deganida Abu Bayda aytgan edi. Rasululloh bizga namoz o'qishlik uchun tayyorlab bergan kishi turganda men undan oldinga o'tib ketmayman dedi. Ömer ibn Hattob aytdi. Men Rasulullohni har bir ummatni ishonchli kishisi bo'ladi. Bizi ümmetimizin işançlı kişisi Abu Ubayda degeni eşkemen kelin kolizi bereyim ne sizge bayat veriyorsunuz halife bulayım degeni de Abu Ubayda'nın cevabı geçip oldu. Resulullah bizge namaz oku gene tahliye vergen adam durup da kim? Abu Bakir. Resulullah tırıyla gidi imanı kötken Abu Bakir. Müslümanlar gel. Birbirine bana şimdi lütf bilen adab bilen muamiladı bu gel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları. Abu Ubayda raziyallahu anh'u hiç kaçan Abu Bakir'e asıl yıkılmayan. Abu Bakir'in on kolu bu gel. Albatta bu sahobalarni bir-biriga qilayotgan bu muomalasi payg'ambarimiz bergan tarbiyasi edi. Zati salasil sariyasi. 8-yil yili hijratning 8-yil yilida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn al-Osni bir qo'shinga amir qildida dushman tomonga qarab chiqardi. Bu zati salasil sariyasi deb nomlandi. Amr ibn al-Os amir bo'ldi, islomga kirganiga 5 oy yoki 6 oy bo'lgan edi. Amr ibn al-As, ana şu düşman kavimde aldı ki barıp, onların adadı katta ekenliğini körgeni de, Resulullah ki adamı vardı, bizge medet yönetin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhacirlerden ibaret bir koşunu tayinledi de, onların içi de, Abu Bakir Siddiq, Ömer ibn Hattablar vardı, onlar ki başlığı kılıp, Abu Ubayda Amr ibn Cerrah'ını tayinlediler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aittiler, barayın dediler, Amr bilen, Amr ibn al-As bilen talaşmayın dediler. Abu Ubayda muhacirlar bilan avval İslam'ga kirgan muhacirlar bilan yetib kelganida Amr ibn al-As aytdi, "Men amirman" dedi. Muhacirlar aytdi, "Sen o'zingni qo'shining amirsan." Muhacirlarning amiri Abu Ubayda deydi. "Yo'q" dedi. "Besh oy bo'ldi İslam kirgani, endi kirdim. Sizlar menga madad bo'lib kelgansizlar" dedi. "Sizlar meni itoatimda bo'lasizlar" dedi. Abu Ubayda roziyallohu anhu dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni sen bilen ihtilaf kılmasın gibi yürüyenlerdi. Boyunsundu İslam'ı keçekirgen, 5 ay boyunca kirgenigen Amr ibn al-As'ta itaatı da duru oldu. Yani kadere ayetimiz Rasulullah'ını bergen terbiyesinden adı bunarsa. Abdullah ibn Şakik'ten o ayetedi. Ayşe raziyallahu anhadan soradım. Rasulullah'a sahabaların arasında en sevimlisi kaysiydi. En süyüklisi kaysiydi. Abu Bakir de cevap verdi Ayşe anamız. Keyinchi Umar ibn Hattob deb javob berdi Oysha onamiz. Keyinchi Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh. Keyinchi Oysha onamiz sukut saqladilar. Rasulullohga eng sevimli 3 ta odam sanalayotganda Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Hattob, Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh zikr qilinyapti. Abu Baydaning axloqi, zohidligi, kamtarligiga misollar. Abu Sa'laba roziyallohu anhu aytadi. Rasulullohga uchradim da, ya Rasululloh, yaxshi ta'lim olish uchun meni bir odamga yo'llang. Shunda Rasululloh meni Abu Ubayda yubordilar va men ta'limingni va odobingni yaxshilaydigan kishiga jo'natdim seni dedilar. Ibn Asokir rivoyat. Abu Umama Bohili roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Abu Ubayda ibn al-Jarroh roziyallohu anhu va bir guruh sahobalar birga o'tirishgan edi. Bir idishda sharbat keltirildi. Shunda Rasululloh u sharbatni Abu Ubaydaga tutdilar. Shunda Abu Ubayda, "Siz o'zingiz oling, ya Rasululloh." Rasululloh, "Yo'q, siz oling." Abu Ubayda piyolani oldi va uni ichishdan oldin yana bir marta, "Siz o'zingiz oling, ya Rasululloh," dedi. Rasululloh, "Iching," dedi. "Iching, baraka urug'larimizda uyda oqsoqoli, kampir yanasi borlar, uyda barakasi bor. Baraka urug'larimizdadir. Kim kichigimizga rahim qilmasa va kattamizni ulug'lamasa bizdan emas," dedilar. Imom Tabaroniy rivoyat. Yoshlar kattalarni masxara qilish, kattalarni mensimaslik modaga kirib qolgan. Siz bilan biz ko'rayotgan kinolarda, siz bilan biz ko'rayotgan kliplarda mana shu narsa oshkora ham, maxfiy ham targ'ib qilinyapti. Kattalarni men hatto o'zini otasini, o'zini onasini masxara qiladi seriallaringlarda. Kulasilar uni ko'rib turib, o'zi asli yig'lash kerak edi. Otalariga gap qaytarish, enalarni mensimaslik, cho't qilmaslik, ularning fikrini munosib hech kim emasda, qarib qolganda shu. Shuning uchun payg'ambarimiz aytayaptilar, kattalarimizni ulug'lamagan, kichiklarimizga shafqat qilmagan bizdan emas.
Çünkü karı otası, karı onası varlar, duasını alıp kalaylayı bulardı. Çünkü bunlarda kolu da barakat var. Bunlarda duası da barakat var. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm.